Darwinizm ateizme temel oluşturur. Darwinizmin materyalist çevreler tarafından büyük bir kararlılıkla savunulmasının en önemli nedeni Darwinizmin ateist yönüdür. Ateizm eski çağlardan beri var olmuştur. Ancak Darwinizmle birlikte ateistler asırlardır cevap veremedikleri canlılar ve insan nasıl var oldu sorusuna sözde bilimsel bir cevap bulduklarını sandılar. Evrendeki düzen ve dengenin tesadüflerin sonucu olduğunu ileri sürüyor kainatta hiçbir amaç bulunmadığını iddia ediyorlardı. Oysa bu görüşlerin her biri 20. yüzyıldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle yıkıldı. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alandaki bulgu, tespit ve sonuçlar evrim teorisinin tezlerini ve ateizmin tüm varsayımlarını temelinden çökertti. Darwinizmin kaçınılmaz olarak ateizmle sonuçlandığını birçok evrimci ve materyalist de kabul etmektedir. Bunu ilk kez açık bir şekilde Thomas Huxley ifade etmiş, evrim teorisi tamamen kabul edildiğinde dine inanılmayacağını söylemişti. Cornell Üniversitesi'nde tarih profesörü olan William Provin aynı zamanda bir evrimcidir. Provin, evrim teorisine inanan birinin hayat görüşünün dinle tamamen çeliştiğini açıklar. Ateizmin ilerletilmesi için Amerikan Birliği Başkanı Charles Smith ise evrim ateizmdir diyerek aynı gerçeği kabul eder. Berkeley Üniversitesi profesörlerinden Philip Johnson, evrim teorisinin ateist ve dini ahlakına uygun olmayan fikir akımları için taşıdığı önemi şöyle açıklar. Darwinizmin kabul edilmesi, Allah'ın varlığının inkar edilmesi anlamına geliyordu. Ve sonuç olarak Allah'ın vahyine dayalı dinin yerine evrimsel naturalizme yani materyalizme dayalı sapkın bir inanç oluşturuldu. Bu sapkın inanç sadece bilimin değil hükümetlerin, hukukun ve ahlakın da temel inancını oluşturdu modernizmin temel felsefesi sayıldı. Johnson'ın da belirttiği gibi darinizme ve materyalizme körü körüne inanan birçok bilim adamı kendilerince bilimi Allah'ı inkar etmenin bir aracı olarak kullanmayı kendilerine en önemli hedef olarak belirlediler. Oysa bilim Allah'ın varlığının delillerini insanlara gösteren değerli bir araçtır. Bunun en önemli göstergelerinden biri de özellikle son 20 yıl içinde bilim dünyasında yaratılış gerçeğini savunan bilim adamlarının sayısında büyük artış olmasıdır. Yapılan her araştırma, inceleme ve buluş, elde edilen her yeni bilgi tüm evrende son derece hassas ve bir o kadar da kusursuz bir dengenin varlığını göstermekte, kainatın üstün ve yüce bir aklın eseri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu akıl her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh, üstün güç sahibi olan Yüce Allah'tır. Moleküler biyolog Michael Denton, Darwinizmin dinsizliği getirdiğini ve insanın kendisine bakış açısında büyük tahribata neden olduğunu şöyle açıklar. Darwinist teori, insanın Allah ile bağını kopardığı ve onu amacı ve sonu olmayan bir evrenin içinde başıboş bıraktığı için etkisi bu derece derinden yıpratıcı olmuştur. Günümüzde insanların insanlığa bakış açılarını ve evrendeki yerlerini bu derece derinden olumsuz yönde etkileyen başka bir fikir bulunmamaktadır. Darwin'in yeni ve devrimci görüşü dünya üzerindeki yaşamın tüm çeşitliliğinin daha önceden inanıldığı gibi Allah'ın yaratmasının değil, doğal ve gelişi güzel süreçlerin sonucunda meydana geldiğini ileri sürer. Allah'ı tenzih ederiz. Bu sapkın iddianın kabulü Batı toplumunun seküler hale gelmesinde kesin bir rol oynamıştır. Toplumların Allah'a olan inançlarının kaybolması veya zayıflaması o toplumlar için en büyük manevi yıkımdır. Allah korkusu olmayan, ölümden sonra gerçek sonsuz hayatlarına kavuşacaklarını, dünyada yaptıklarına göre cennet veya cehennem ile karşılık göreceklerini inkar eden insanlar son derece tehlikeli, güvenilmez, saldırgan, suça eğilimli, merhametsiz ve çıkarcı olabilmektedirler. Allah'tan korkmayan bir insan için hiçbir konuda sınır yoktur. Yasalar tarafından cezalandırılamayacağını veya bir şekilde bu tür cezalardan kurtulacağını düşündüğü sürece her türlü ahlaksızlığı ve kanunsuzluğu yapabilir. Toplum içinde her türlü huzursuzluğa neden olabilir. İnsanları dolandırabilir, canlarını yakabilir ve benzeri birçok zulümde bulunabilir. Allah korkusu ve Allah sevgisi ise insanların güzel ahlakı yaşamalarını, Allah'ın hoşnut olacağı şekilde davranmalarını sağlar. Bu bir toplumu hem ilerletir hem de güçlendirir. Aksi durumda ise çatışmalar, kavgalar, savaşlar, acımasızlıklar, adaletsizlikler son bulmaz. Allah insanlara iyiliği, güzelliği, adaleti, dürüstlüğü ve düzeni emreder. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb onlara dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. İnsanların hakları olan mallarını, eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inanıyorsanız. Araf suresi 85. Ona iman edenleri tehdit ederek Allah'ın yolundan alıkoymak için ve onda çarpıklık arayarak böyle her yolun başını kesip oturmayın. Hatırlayın ki siz azınlıkta ve güçsüz iken o sizi çoğalttı bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın. Araf suresi 86